Merhaba sevgili yengeçler. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta sonunda önemli bir tutulma yaşayacağız. Koç burcunda ay tutulması. Kuşkusuz sizin için de önemli bir ay tutulması olacak bu. Tutulma öncesinde haftanın genel seyrine bir göz atalım isterseniz. Hafta başında pazar günü ve pazartesi günü ay kova burcunda ilerleyeceği için sizin için maddi konuların ve ortak paylaşımların biraz öne çıktığını gösteriyor. Harcamalarınızla ilgili planlar yapıp bazı düzenlemeler içerisinde olabilirsiniz. Banka işleriniz, kredi alımı veya borç alacak ödeme, fatura ödeme gibi konular biraz daha meşgul edebilir sizi hafta başında. Bunun yanı sıra yapmayı düşündüğünüz ortaklıklar ve iş girişimleri içinde daha ciddi oluşumlar içerisinde olacaksınız. Daha kararlı olabilir, bazı önemli toplantılar ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Pazartesi günü de Ay Kova burcunda olacak. Güneş de açısı olumlu. Günlük işlerimiz verimli ve hızlı bir şekilde ilerleyebilir ve tatil öncesinde biz de günlük işlerimizi rahatlıkla sonuçlandırabiliriz. Özellikle maddi konularda destekler bulabileceğimizi gösteriyor gökyüzünün konumu. Aileden de yakınlarımızdan da bazı maddi destekler bulabiliriz. Pazartesi günü akşam saatlerinde Ay-Mars arasındaki karşıtlık biraz gerginlik yaratabilir veya bazı ödeme planlarında, masraflarda artış söz konusu olacağı için kendimizi huzursuz hissedebiliriz. Ancak bu geçici bir etki olacak, çok fazla uzun sürmeyecek. Salı günü Ay Balık burcuna geçecek. Ay Balık burcuna geçince biraz daha kendimizi keyifli ve rahat hissetmeye başlayabileceğiz. Bizim için seyahatler, iletişim biraz artabilir. Kısa veya uzun seyahatler, bir tatil programı yapabiliriz ve uygulamaya koyabiliriz. Yakın çevremizde, akrabalarımızla daha fazla görüşebileceğimizi gösteriyor gökyüzünün konumu. Bunun yanı sıra son derece duygusal olabileceğimiz, kendimizi keyifli ve güvenli hissedebileceğimiz etkiler olacak. Manevi ve ruhsal yönden de daha güçlü hissedeceğiz kendimizi. Bu nedenle manevi ve ruhsal çalışmalar, maneviyatla ilgili çalışmalar, yardım faaliyetleri içinde uygun enerjiler var hafta ortasında. Çarşamba günü de Ay Balık burcundaki ilerlemesini sürdürüyor. Özellikle Çarşamba sabahı Jüpiter'de üçgen açısı son derece pozitif etkiler veriyor. Bu sosyal ilişkilerimize yansıyabilir. Kalabalık ortamlara katılabiliriz. Akrabalarımızla, yakınlarımızla, arkadaşlarımızla çeşitli organizasyonlara katılabiliriz. Bunun yanı sıra gelecekle ilgili hedeflerimizle ilgili güzel gelişmeler içerisinde olabiliriz. Jüpiter günü artık Perşembe günü Ay Koç burcuna geçecek. Ay Koç burcunda biraz daha bizim için enerji yoğunlaşabilir. İşimizle ilgili, kariyerimizle ilgili planlamalar içerisinde olabiliriz ve aile büyükleriyle ilgili kavramlar biraz daha öne çıkabilir Perşembe gününden itibaren. Özellikle akşam saatlerinde Ay-Uranüs kavuşumu bazı ani haberler getirebilir aile arasında, ani hızlı gelişmeler içerisinde olabiliriz. Venüs'ün Ay'a yapacağı olumlu açı bir şekilde ilişkilerimizde destekleyici olacaktır. Özellikle yakın çevremizle ilişkilerde romantik gelişmeler içerisinde de olabiliriz. Artık Cuma gününden itibaren Ay Koç burcunda dolunay fazında ilerlemesini sürdürüyor. Duygularımız daha yoğun olabilir. Çünkü ayın dolunay olduğu dönemler sevgili yengeçler sizi her zaman çok daha fazla etkiler. Daha alıngan olabilirsiniz, kırılgan olabilirsiniz. Duygularınızdaki iniş çıkışlar daha keskin olabilir. Çok daha duygusal olabilirsiniz, ağlamak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylar, çevrenizdeki kişiler sizi her zamankinden daha fazla etkileyebilir. Biraz daha duygusal dengenizi korumaya çalışmanız gerekiyor. Cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece 02:39'da Koç burcunun 25 derecesinde dolunay olacak. Bu dolunay sizi iş ve kariyeriniz konusunda daha fazla etkileyecek gibi görünüyor. Toplum önündeki kimliğinizle ilgili, imajınızla ilgili değişimler içerisinde olabilirsiniz. Veya iş hayatınızda bazı yenilikler söz konusu olabilir. Bu dolunayla, ay tutulmasıyla beraber
aile büyüklerinizle de ilgili bazı kavramlar bu dönemde daha fazla gündemde olabilir. Belki onların bir problemiyle ilgilenmeniz gerekebilir. Veya yer değişikliği gibi bir durum size dolaylı olarak etkileyebilir. Veya tamamıyla kariyer hayatınızla ilgili yeni bir dönem içerisine de girebilirsiniz. Evet, haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.